Dualar Hazinesi kanalımızdan herkese merhabalar. Kıymetli dostlar, bugün Ayet-el Kürsi'nin sırları hakkında konuşacağız. Ayet-el Kürsi hakkında birçok fazileti var, faydası var. Biz bu konuda 20 tane maddeyi ele aldık. Bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi, Ayet-el Kürsi'nin sırları. Ayet-el Kürsi hakkında çok şey söylenebilir ve söylenmiştir de. Bunlardan İslam ve Havas bilginlerince tespit ve tecrübe edilen bir kısmını buraya nakletmeye çalışacağız. Birincisi, bu ayet Kur'an-ı Kerim'in seyyidi ve en büyüğüdür. Tevhid ilmiyle alakalı en büyük ayet-i kerimedir. Geceleyin inmiş olan bu ayet-i kerimeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd radıyallahu anh'ı çağırarak yazdırmıştır. İkinci sırra gelince, Ayet-el Kürsi indiğinde dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp iblisin yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. Üçüncü sır, Ya Hayyu Ya Kayyum Ayet-el Kürsi'deki en önemli iki esma-i ilahidir. Hay ve Kayyum olan Allah'ım, rahmet ve merhametinle senden yardım istiyorum, bana yardım et diyen kimseye Allah yardım eder. 4. Üzüntü ve keder anında Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini çokça zikreden kimse bütün üzüntü ve kederlerden kurtulur, ferahlayıp huzura kavuşur. 5. Ayet-el Kürsi'de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir ayet-i kerimede yoktur. Çünkü bu ayet-i kerimede bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere 17 yerde Allah-u Teala'nın ismi geçmektedir. 6. Yatmadan önce Ayet-el Kürsi okuyana Allah-u Teala tarafından bir koruma verilir. Sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. 7. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derece bakımından Kur'an-ı Kerim'in hangi suresi daha büyüktür diye soran sahabeye İhlas suresi buyurdu. O sahabe Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet daha üstündür diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayet-el Kürsi'dir buyurdu. 8. Ayet-el Kürsi'yi okuyan kimse 7 kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. 9. Ayet-el Kürsi Kur'an-ı Kerim'in 4'te biridir. 10. Ayet-el Kürsi okunan eve şeytan giremez ve büyücü sokulamaz. 11. Ayet-el Kürsi okumaya devam eden kişi dünyada ve ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya ve korunmaya başlar. Huzura kavuşur, makam ve mevki yükselir. 12. Ayet-el Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170. Resuller ve ashab-ı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her isteği yerine gelir. Cesareti artar, halk arasında sevgi ve saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. 13. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem isimleri sayısınca 201 defa okuyan kimsenin dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 201 tane ismi şerifi var. İşte o 201 sayısı kadar Ayet-el Kürsi okuyan bir insan dünya ve ahiret ile ilgili istekleri geri çevrilmez. 14. Ayet-el Kürsi yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar ve o şeyde bereketlilik olur. 15.
Ayet-el Kürsi'yi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Bu gerçekten çok güzel bir durum. İnşallah hepimiz her gün okumayı adet haline getiririz. 16. Ayet-el Kürsi okuyan kişi üstün bir zikir yapmış olur. Çünkü onda hem tevhid anlamı var hem de Kur'an tilaveti vardır. 17. Ayet-el Kürsi'de 34 esma ilahi vardır. 17'si açık olarak, 17'si de kapalı olarak bulunmaktadır. Aynı zamanda 17 mim harfi, 17 de vav harfi vardır. Allah'ın en büyük ismi Ayet-el Kürsi'de mevcuttur. Bu yüzden Ayet-el Kürsi ile dua edilirse dualar kabul olur. 18. Ayet-el Kürsi'yi bir hacet ve arzunun olması için okumak, bu işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden, devamı nispetinde fayda görür. Kıymetli dostlar, bazen hayatımızda örneğin bir sınava gireceksek, öncesinde Ayet-el Kürsi okuruz. İstersek bu rakamlarımızı tesbih sayıları gibi 33, 99, 201, 313 veya 4444 gibi sayılarda okunabilir. Tabii ki sayının bir tarafta bir önemi varsa çok da önemli değil bir noktada da. Önemli olan samimi bir şekilde yürekten, kalben, Allah'a inanarak, tevekkül ederek okunması her şeyden önce bu makbuldur. Onun dışında yani sayı tutturulsa bile bir noktada samimi bir şekilde okunmadıysa çok fazla fayda sağlamayacaktır. Şimdi 19. maddemiz, Ayet-el Kürsi okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehitler devam eder. Kişi okumaya devam ederse ahlakı şehit ve sıddıkların ahlakına ulaşır. 20. Ayet-el Kürsi okumaya devam eden kişiye Allah hayırlı ve faydalı kapılar açar, ilim öğretir, gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir, hem zahiri hem de batini ilim nasip eder. Evet, Ayet-el Kürsi'nin belki çok fazla sırları var, faziletleri var. Biz burada sadece 20 tanesi hakkında konuştuk, bunları sizlerle paylaştık. Şimdi öncelikle bir hususa da değinmek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Dualarda, surelerde özellikle sayı olarak insanlar birbirleriyle paylaşıyorlar. Örneğin işte 4444 tane salat-ı tefriciye okunacak. Bunu insanlara paylaşıyorlar. Evet, belki işi kolaylaştırmak için bu paylaşmayı yapıyorlar ama her okuyan da aynı samimiyette okuyor mu acaba? Bu kısmı düşünmek lazım. Çünkü herkes aynı samimiyetle okumazsa o duanın kabul olması çok daha zordur. Çünkü bazen insanlar emrivaki yaparak ya işte şu kadarını sen oku dediği zaman o işin aslında bir noktada samimiyeti, ihlası kaçar. O yüzden bu hususlara da dikkat etmekte yarar vardır. Kıymetli dostlar, sabırla izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu faydalı buluyorsanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Konuyla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi de yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Bir de yeni videolardan da haberdar olmak için eğer kanala abone değilseniz abone olarak takipte kalabilirsiniz. Çünkü kanala abone olursanız videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.